Kablosuz, Bluetooth ve kulaklık bilgisayara nasıl bağlanır? Ya da standart kulaklık bilgisayara nasıl bağlanır? Mikrofonu nasıl aktif edilir? Sesim karşı tarafa iyi gitmiyor, hiç gitmiyor. Ne yapsam en iyi çözüm? Bunların cevabı videoda. Hadi derse. Sayın hocalarım, sevgili öğrenciler. Bu konu hakkındaki benim birinci çözümüm AirPods. AirPods'ların mikrofonları mükemmel, ses kalitesi gayet iyi, kablosuz bir çözüm sunuyor ve iletişimi mükemmelleştiriyor. AirPod değil de elinizde başka bir Bluetooth kulaklık ve mikrofon var. Onu kurmak istiyorsunuz. Mantığı tamamen aynı. Hadi bu kulaklığı nasıl kurabiliriz? Hızlıca ona bakalım. Windows'a geldim. Başlat çubuğunda tıkladım. Kenardan denetim masası çıktı. Denetim masası ayarlar. Ayarlarıma tıkladım. Ayarlarımda en sol üst köşede sistem var. Sisteme geldikten sonra ses diyorum. Tamam. Şimdi burada birkaç saniye teknik bilgi vereceğim. Lütfen burayı yakalayın. Her zaman işinize yarayacak. Ses dediğim zaman bana diyor ki çıkış cihazını seçin. Çıkış cihazı ne demek? Yani ben bilgisayarda bir video oynattığım zaman hangi hoparlörden çıkacak? Ya hocam hangi hoparlörden çıkacak? Bilgisayar hoparlörden çıkacak diyebilirsiniz ama öyle değil işte. Örnek veriyorum. Evimdeki sinema sistemine ben bu ses çıkışını yollayabilirim. Ya da o ses çıkışını buraya yollayabilirim. Ya da başka bir aygıta yollayabilirim. Peki bakalım bizim elimizde hangi seçenek var? Tata, hiçbir seçenek yok. Neden? Tek bir çıkış var. Hangi çıkış? Bilgisayarımızın, dizüstü bilgisayarımızın kendi çıkışı. Tamam, bu çıkış birazdan değişecek işte. Ses seviyesi, eyvallah. Giriş cihazını seçin. Giriş cihazı neye giriş? Sese giriş. Sese giriş ne demek? Mikrofon demek. Sesimizi nereden alacak? Nereden alacak? İşte burada bir mikrofon yazıyor. Tamam. Bu hangi mikrofon? Benim şu anda bu videoyu çektiğim bilgisayar dizüstü bir laptop. Laptoplarında genelde ön tarafında ekranın üst tarafında kamerası olur. Kameranın iki yanında, bir yanında ya da klavyenin köşesinde bir delik olur. İşte o delikten de mikrofon sesini algılar. Bu mikrofon modele göre çok kaliteli olabilir. Bir tık aşağıda kalabilir. Şu anda benim sesimi bu makinenin çift mikrofonundan duyuyorsunuz. Birazdan da kulaklıktan duyacaksınız. Evet, buraya tıkladığım zaman iki tane seçeneği var. Bu bilgisayara ait olarak diyor ki sadece karşındakinin mi sesini alsın yoksa içerideki bütün sesi de alsın mı diyor. Burada öyle bir küçük ayarımız var. Stereo dediğinizde arkada müzik de çalsa parmağımı da şıklatsam hepsinin sesini alır. Ama sadece mikrofon derseniz konuşma sesimi alır. Evet, mikrofonumun da aktif olduğunu şuradaki çizginin bir tık ilerleyip düşmesinden anlıyorsunuz. Tamam, şimdi gelelim biz bu yakışıklıyı sisteme nasıl bağlayacağız? Bluetooth'uma gidiyorum. Sağ alt tarafta sistem özelliklerinin olduğu yerde Bluetooth işaretimiz var. Çift tıkladığımız zaman Bluetooth ekranı açıldı. Bu Bluetooth'un kısa yolu burada yoksa aynen ayarlardan da Bluetooth cihazlarına gelebilirsiniz. Tamam. Hadi biz buraya bir cihaz ekleyelim. Bluetooth ya da başka bir cihaz ekle. Tata, benim daha önceden AirPod'um buraya bağlanmış. Neden? Çünkü denedim. Hocam bize en baştan göster dediğinizi duyar gibiyim. Eşli olan cihazı kaldır dedim. Artık bu arkadaş bilgisayarımla eşleşmiş durumda değil. O zaman yeni bir Bluetooth cihazı ekleyeceğim. Plus artıya bastım. Artıya bastıktan sonra bana diyor ki kullanacağın, yükleyeceğin, ekleyeceğin aygıt neyle alakalı? Fare, klavye, kalemler, Bluetooth cihazları. Evet, benim ekleyeceğim cihaz bu. Diyor ki cihazınızı açık bulunabilir olduğundan emin olun diyor. Bu aygıtlar için şöyle bir şey söyleniyor. Kapağını açın, arkasında da bir düğmesi var. O düğmeye de basılı tutun. Daha sonra cihazınız ekranınızda sergilenir diyor. Apple marka AirPods'lar için. Evet, bakın ekranımızda alt tarafa kulaklık geldi. Peki hocam bu diğerleri ne? Şu gördüğünüz K450 benim müzik sistemim. İstersen bilgisayarımın sesini evdeki müzik sisteminden verebilirim. Peki bu Samsung'lar neyin nesi? Bunlar da başka büyük ihtimal komşularımdaki bir televizyonun Bluetooth sinyali. Dolayısıyla bakın çıkışına kadar farklı yerlere verebiliyorum. Recep AirPods tamam bağlanıyor dedi. Evet artık cihazım bağlandı. İşimiz de bitti. Şimdi hani biz az önce şuradan ayarlara gelmiştik. Ayarlardan da
Hemen geliyorum. Ses seçeneklerine gelmiştik. Çıkış cihazını seçin. Evet, sesin nereden çıkacağını seçin. Şimdi artık iki ayarımız var. Bir, speaker'dan yani laptopun kendi hoparlöründen. İkincisi ise Recep Tuna'nın AirPod'undan. Yani bunu kulağıma taktığım zaman bilgisayarda yaptığım bütün işlemlerin sesini buradan duyacağım. Tamam, burası güzel. İkinci olayımız da burada giriş. Ben sesi nereden alayım diyor. Şu an için mikrofon az önceki gibi tek noktadan olan seçiliydi. Ve bakın aşağıda bir mikrofon sesimiz var. Yani buradaki diyor ki şu anda laptopundaki mikrofon aktif denemesinde yapmış oluyorsun diyor. Ama sen buradan Recep AirPods'a geçersen o zaman da sesi AirPods'lardan alırsın diyor. Hadi şimdi kulaklığımızı kulağımıza takalım. Sistemin kulaklığı algılamasını bekleyelim. Bu arada birkaç saniye sesimiz gidebilir. Şimdi giriş birimi olarak seçtiğimde evet AirPods'larım devreye girdi. Şu andan itibarenki sesleri artık kulaklığımdan duyuyorsunuz. Bana şunu diyebilirsiniz. Hocam seste öyle aman aman bir fark olmadı. Az önceki sesiniz de güzeldi. Bu ses de gayet güzel diyebilirsiniz. Lakin şu anda kullanmış olduğum laptop üst seviye bir laptop. Yani mikrofonları çift ve gayet kaliteli. Aynı kulaklığım gibi. Dolayısıyla arada çok bariz bir fark görmemiş olabilirsiniz. Tamam. Ben bu kulaklığım takıldı. Ama ben bu kulaklığımın aktif olarak çalışıp çalışmadığını nereden anlayabilirim? Ya da kameramın aktif olarak çalışıp çalışmadığını nereden anlayabilirim? Şimdi de oralara geleceğiz. Ama ilk önce şu yakışıklıyı da sisteme bağlayalım. Tamam. Kulaklıktan çıkıyorum artık. Kulaklıktan çıktığımda sizin benim sesimi duyabilmeniz için tekrar aynı ayara geliyorum. Ve diyorum ki sadece benim sesimi al laptop'tan. Evet, bu noktadan sonra da tekrar benim sesimi laptop'tan almaya başladınız. Lakin benim bilgisayarımdan şu anda ses çıkmaz. Neden çıkmaz? Çünkü ses çıkışı olarak hala AirPod seçili ama kutusuna koyduğum için benle aynı anda otomatik olarak sistem speaker'ı devreye girdi. Evet, gel gelelim şu arkadaşa. Burada dikkat edeceğimiz bir nokta var. Birincisi normal masaüstü yani kasası olan bilgisayarlarda bir hoparlör düzeltiyorum. Mikrofon düzene olmaz. Hocam ne yapacağız? Mikrofon alacağız. Nasıl illaki masaüstü ya da elle tutulur bir mikrofonu? Hayır. Standart cep telefonlarının kulaklıkları eğer kenarında mikrofonu var ise sizin işinizi görür. Ama burada da iki tane küçük ayrıntı var. Tamam. Biz bu arkadaşı masa üstündeki bilgisayarda nereye takacağız? Ben şimdi ekranın sağına sonuna bir köşeye size bunun takılacağı jakın rengini ve şeklini getireceğim. Oradan inceleriz. Burada neye dikkat ediyoruz? Eskiden hoparlörü ve mikrofon kısmını iki ayrı sekmede seçiyorduk. Yani bir kulaklıktan iki kafa çıkabiliyordu. Tekini mikrofona, tekini de hoparlöre takıyorduk, duyuyorduk. Yalnız yeni sistemlerde artık hoparlör de mikrofon da aynı jakta. Sizin masaüstü bilgisayarınızda ya da dizüstü bilgisayarınızda mikrofon ve kulaklık için ayrı iki çıkış olabilir. Kuvvetli muhtemel de vardır. O zaman biz bu arkadaşı nereye takıyoruz? Mikrofon kısmına takıyoruz. Peki mikrofona taktığımız zaman hoparlörden sesi duyabilir miyiz? Hayır. Çünkü sizin bilgisayarınızda hoparlör için ayrı bir çıkış verilmiş, mikrofon için ayrı çıkış verilmiş. Ama tek bir çıkış verilmişse onun da resmini ekrana getiriyorum. Eğer böyle ikisinin de kullanıldığı bir jack girişi varsa işte o zaman bunu taktığınız zaman hem kulaklığın sesini hem de mikrofonu duyabilirsiniz. Ekrandaki ayarları yaptıktan sonra, seçtikten sonra. Kulaklığımı taktım, mikrofonumu taktım. Kameram yüklü diyebiliyorum ama hiç kullanmamıştım. Peki ben bunları nasıl test edeceğim? Derse girdiğim zaman, EBA canlı derse girdiğim zaman o an ayarları yapmam lazım. Ama EBA canlı derse girmeden ben bu ayarları kontrol edemiyorum. Çünkü sisteme giremiyorum. Peki nasıl anlayacağım? Hocalarım, sevgili öğrenciler, herhangi bir harici program kullanabilirsiniz bunun için. Facebook'un kameralı aramasını, Skype'ın görüntülü aramasını ya da birçok platform kullanabilirsiniz. Ben şunu kullanacağım. Ekranımda Zoom
programının kendisi var. Zoom'un sitesine girdim. 30 saniyede kurdum ve açtım. Ben bunu Zoom'da deneyeceğim. Bakalım çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Sing'in diyor. Yani kayıt ol diyor. Tamam, ben hiç kullanmadığım Facebook hesabından giriş yap dedim. O da şimdi açacak, onay verdi. Tata, artık bu ekran karşında. Peki ben burayı niye açtım? Bakın, burada sağ tarafta ayarlarımız var. İşte ben bu ayarlardan mikrofonlarımın çalışıp çalışmadığını, kameramın çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirim. Canlı derse girmeden önce. Ve canlı derse girdiğimde de ekranın kenarında kıyısında bir ayarlar düğmesi gördüğüm zaman aynı ayar menüsünü kullanıyor. Çünkü EBA canlı dersin altyapısı da Zoom programıyla yapıldığı için benzer menüyü göreceksiniz. Ayarlara geldim. Sol tarafta diyor ki video diyor, audio diyor. Tamam. Audio'ya gelelim. Audio'da ne seçili? Bakın sayın hocalarım, sevgili öğrenciler, aynı mantık burada da devam ediyor. Diyor ki test speaker, yani hoparlör çıkışı nereden gelsin? Bilgisayar hoparlöründen, tamam. Peki test mikrofonu, mikrofona ses nereden gelsin diyor. Bakın burada birkaç tane farklı seçenek var. Eğer mikrofonunuzda sıkıntı yaşıyorsanız buradaki seçenekleri değiştire değiştire gelin. Ama benim sistemimde mikrofonun çalıştığını şu alttaki arkadaşın hareket etmesinden herhalde tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet, gel gelelim videoma. Hocam videonuz çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Çünkü şu anda ekranda sağ alt tarafta gördüğünüz kamera ya da sol alt tarafta gördüğünüz kamera sekmesi bu programı kullanıyor. Kamerayı kapat dedim. Ve artık burada kamerada programın kendi kamerasında benim kendi görüntüm gelecek gördüğünüz üzere. Ben bu ekranda kameramı görüyorsam, eğer mikrofon sesi olarak da diğer seçenekleri görüyorsam artık ben hazırım. Yani sistemim çalışıyor aktif olarak. Bundan sonra geri kalan noktada ne var? EBA'nın altyapısında ayarlarım düzgün mü? Bu ayarlarla ilgili olarak da kanalımızda EBA canlı ders sırasında ayarların nerede olduğunu göstermiştim. Sol alt tarafta ayarlar sekmesine mikrofon, hoparlör ve kamera ayarının nerede olduğunu göstermiştim. Ama önemli olan şu, sizin sisteminizde mikrofon, kulaklık, ses ayarınız aktifse ve bunu denediyseniz bu şekilde, devamında da diğer programda da aygıt çalıştığı sürece ayarını yapması kolay. Çünkü orada ayarlarda iki tane seçenek var. Birinciyi seçiyorsun, olmazsa ikinciyi seçiyorsun. Dolayısıyla bu ayarlara azıcık daha aşina olursak birçok alette, laptopta, masaüstünde, tablette, telefonda ortak benzer ayarlar var. Göz aşinalığımız arttıkça bunları yapmamız daha da kolaylaşır. Evet Türkiye, hep söylediğimiz şeyi söylüyoruz. Hoşça kal, evde kal.